Bu soruda kare köklü sayılar ile mutlak değer konusu birleştirilmiş. Kare, mutlak değeri anlatırken şunu söylüyorduk. İçerisi sıfırdan büyük mü küçük mü ona bakarak işlem yapıyoruz. Yani 2 eksi 1, 1'dir. Mutlak değer dışına da 1 çıkar. 1 eksi 2 ise eksi 1'dir. Fakat mutlak değer dışına eksi eksi 1'den artı 1 çıkar. Dolayısıyla içerisi negatifse tersi, içerisi pozitifse aynısı çıkar diyorduk. Ama 2 ve 1 gibi basit sayılarda bu anlaşılır olduğu için kareköklü sayılar üzerinden soru türetiliyor. Karekök 5 mi büyük, 3 mü büyük? Eğer burada 4 eksi 3 gibi bir şey olsa rahatça bunun pozitif olduğunu görürdük. Karekök 5, 3. Peki nasıl yapacağız? Karekök 5'i eğer biz normal sayı, küsuratlı sayıya çevirirsek bayağı karışık bir şey gelecek. Dolayısıyla bunun yerine 3'ü kareköklü sayı gibi düşünüyoruz. Kök 5 eksi 3'ün kareköklü değeri nedir? Karekök 9. Yani karekök 9 dışarıya 3 çıkar. Dolayısıyla benim işlemim buymuş. Şimdi çok rahatça bunun negatif bir şey olduğunu gördük. Negatif olunca ne oluyordu? Tersi dışarıya çıkıyordu. Başına eksi gelerek dışarıya çıkıyordu. Dolayısıyla bu işlem dışarıya eksi kök 5, eksi eksi 3'ten eksi kök 5 artı 3 şeklinde çıkar. Geldik buraya. Şimdi diyor ki y x eksi 5. Ben x'in ne olduğunu buldum. Burada buldum. Şimdi yerine koyacağım. Eksi kök 5 artı 3 eksi 5. Öncelikle y'nin bu olduğunu biliyorum. Bir tane köklü değerim var ve sayılarım var. Kök 5'i sayıya çevirmeye uğraşmıyoruz. 3 eksi 5 ne olur? Eksi 2 olur. Şimdi benim ifadem eksi kök 5 eksi 2 oldu. Hala mutlak değer içindeyim. Şimdi mutlak değer içindeyim. Bu buna eşit. Dışarıya çıkacağım. Eksi kök 5 eksi 2. İkisi de negatif ifade. Dolayısıyla böyle işlemler dışarıya nasıl çıkıyordu? Mesela eksi 2 eksi 3 olunca nasıl çıkıyordu? Artı 2 artı 3'müş gibi artı 5 çıkıyordu. Aslında eksi 5 oluyordu. Mutlak değer dışına pozitif çıkıyordu. 5 oluyordu. Bunu şöyle düşünüyorduk. Mesela eksi 2 buraya gitmiş. 2 değer 3 de buraya gitmiş. Toplamda şu kadar gittiği için ikisinin toplamı gitmiş gibi pozitif anlamda toplamı gitmiş gibi çıkarıyordu. Dolayısıyla burada eksi kök 5 eksi 2 dışarıya kök 5 artı 2 olarak çıkacak. Geldik buraya. Diyor ki z'de y eksi 2. Ben y'yi kök 5 artı 2 buldum. Yanına bir de eksi 2 yazdım. Şimdi 2 eksi 2 0. Sadece kök 5 kaldı. Dışarıya nasıl çıkar? Pozitif olduğu için aynen çıkar. Kök 5 olarak çıkar. Biraz karışık ama şuna bakalım. Şimdi ilk olarak elemeyi nerede yaptı? Dedi ki aday 3 ile kök 5'i karşılaştırabiliyor mu? Hangisi büyük görebiliyor mu? Ben dedim ki kök 5 2 virgül bilmem kaç gibi bir şey. Onu bulmaya yerine 3'ü köklü sayı gibi düşüneyim. O kolay çünkü karesini biliyorum. 9 oldu. Kök 5 ve kök 9 diye baktım. O zaman dedim ki kök 9 daha büyük. Demek ki bu negatif bir ifade. Negatifse ben bunu başına eksi koyarak çıkarırım dedim. Çünkü eksi 2 mutlak değer dışına eksi eksi 2 çıkıyordu. O yüzden hep diyorum ki direkt artı çıkıyormuş gibi düşünmeyelim. Eksi eksi çıkıyormuş gibi düşünelim ki rahat anlaşılsın. Burada da kök 5 eksi 3'ü eksi kök 5 eksi eksi 3 diye çıkarttım. Yani her ifadenin başına eksi getirerek çıkarttım. Yeni ifademi elde ettim. Daha sonra onu burada yerine yazdım. Şu ifade geldi. Bu ifadede ikisi de negatif olduğu için dışarıya ikisi de pozitifmiş gibi çıkıyor. Aslında yine aynı şeyi yapıyorum. Başına eksi koyuyorum. Eksi eksi ikisini de artı yapıyor. Daha sonra da ondan 2'yi çıkarttım. Kök 5 kaldı. Kök 5 pozitif bir şey olduğu için dışarıya kök 5 çıkar dedim.